Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ala Resulina Muhammedin salavat. Şüphe etmen onun olduğuna delildir. Şüphe etmen onun olduğuna. Şüphe iki tarafı gösterir. Şüphe var olan bir şey hakkında olur. Şüphe ile vehim ayrı şeydir. Nasıl ki haset gizli onaylamaktır. Varlığından haberdar olmaktır. Gibi. Şüphe de böyle ama şüphe derken onun sıfatı hakkında, yoksa vehim değil. Söz dersi 480'de nasıl ki kışta fırtınaların şiddetli olduğu bir vakitte dar delikler dahi seddedilir. Yeni pencereler açmak hiçbir cihette kâr akıl değil. Hem nasıl ki büyük bir selin hücumunda tamir için duvarlarda delikler açmak gark olmaya vesiledir. Öyle de şu münkerat zamanında ve adat-ı ecanibin istilası anında ve bidaların kesreti vaktinde ve dalaletin tahribat engamında iştihat namiyle kasr-ı İslamiyet'ten yeni kapılar açıp duvarlarından muhariplerin girmesine vesile olacak delikler açmak İslamiyet'e hiyanettir. Aynı kanunu Risale-i Nur'un mesleğine ve meşrebine de caridir. Bunu okudum. Aynı kanun Risale-i Nur mesleğine de camidir. Yani nurculukta hudutları net ve keskin olmalı. Nurculukta, nurculuk hayatında hudutların keskin ve net olmalı. Sen hiç Kur'an'da gayri ciddi olguyu gördün mü? Yani zannım böyledir ki, tahmin ediyorum ki herhalde gibi. Kur'an'da tabir kullanmıyor. Net kullanıyor. Hak, batıl. Hak, batıl. Yani böyle şaibeli, yani ciddi değil, emin değil, şüphe. Böyle bir tabir ve tanımlama kullanılmıyor. Kur'an'da hak ve batıl kesin çizgilerle, hudutlarla çizilmiş. Şimdi musamaha namı altındaki tuzaktan çık, musamahaymış. Oysa tam tersine musamaha gösterme zamanı değil, azimeti ifade edip gösterme zamanıdır. Laubalileri diyor, ruhsatlarla okşanmaz, azimetlerle şiddetle ikaz edilir. Yani karşında bir ciddi birisini görürsen, karşında bir ciddi birisini görürsen, yani insan bu sefer uyanmasına vesile oluyor. Mesela diyelim ki kadınlar çırılçıplak dolaşırken sen mesela gömleğin kolunu şey yaptın, öyle şey yapsan ilgiyi çekiyor. Yani ilgiyi çekiyor. Yani karşında bir şairi, bir ciddi bir insanı, yani ciddi ve samimi gördüğün zaman zındık ise nefreti artıyor. Çünkü Kur'an'da da var. Ya nefret ettirmeyelim. Allah diyor ki bu ayette çoğunu dalalete, çoğunu hidayete götürürüm diyor. Yudülli bir kesir ama ehdi bir kesir. Çoğu dalalete çok. Yani onlar efendim şöyle düşünecek diye İslamiyet'e taviz vermek o tipten olduğunu gösteriyor. Taviz dönemi değil, azimetleri yaşama dönemidir. Çünkü ciddi seni görecek. Eğer hizmet istiyorsa, münazarat da diyor ki, mesleksizlikler sevilmez diyor. Ne oldun belli değil. Kaypak bir adamsın. Bir böyle kayıyorsun, bir böyle kayıyorsun. Nasıl güvensin karşıdaki? Zındıksa zındıklığını bilsin. Hidayetteysen, Müslümansa Müslümanı bilsin. Adam ona göre tavır takılsın. Yani nerede vardı Allah Resulü'nün hayatında ve sünnetinde
Kafirler aman İslam'a ısınsın diye İslamiyet yaşantısında taviz veren قُلْ يَا يَا الْكَافِرُونَ. Bu nesedilmiştir. Yani bu kadar sert olduğu halde. Nasıl biliyor musun? Peygamberimize demişler ki sen putlarımıza dokunma. Reis ol. İstediğin kadın vesaire verelim. Karılarımızı istiyorsan da verelim. Başımıza ol, zengin ol vesaire. Yani sen yönet. Bizim liderimiz sen ol. Yalnız putumuza dokunma. Ben olsam şöyle yapardım Tobe'ye. Tamam. Başa geçirin. Güçlenirim. Güçlendikçe adamlarımı alırım içeri. Ondan sonra puta da meydan okurum. Hafif meyletmiş ki demek ki. Bilmiyorum yani. Tabi esna. Yani putumuza dokunma. 6 tane iman esasını. Allah'a de. Ama puta bir şey deme. 6'ya 1. Yani 5'e 1. 6'ya 1 yani. 5-0. Galipsin. Mantık neydi? Sen yeter ki geç. Güçten sonra atarsın dışarıya. قُلْ يَا يَا الْكَافِرُونَ لَا عَبُدُ مَا تَعَبُدُونَ وَلَا اَنْتُمْ عَبِدُونَ مَا عَبُدْ وَلَا اَنْ عَبِدُ مَا عَبَدْتُمْ وَلَا اَنْتُمْ عَبِدُونَ مَا عَبُدْ لَكُمْ دِينُكُمْ اَلِيَدِينَ. Ya sizin dininiz. Hatta bu sure onu men ettiği gibi bu sure bile bloku olmuş. Sizin dininiz size, benim dinim bana. Orada bir din kullanıyor. Onların dini. اَنَا اِنْدَ اللّٰهِ Nasıldı? اَنَا اِنْدَ اللّٰهِ الْاِسْلَامِ Ha yine dine indallahil İslam. Yine dine indallahil İslam. Allah nazarında din İslam'dır. Bunu ne yapmış? Nesetmiştir. Hükmünü kaldırmıştır. Kur'an'da mensuh ve nasih meselesi var. Yani ayettir ha niçin duruyor? Uzun iş, o ayrı bir ders gerekiyor. Yani böyle bir toplum olduğu zaman, yani her toplum her asırda yaşanacağı için geçmiş Adem Aleyhisselam'dan kıyamete kadar ve Peygamberimiz Aleyhisselam dönemi, ahir zaman fitnesinin hepsi bölge bölge yaşanacaktır. Adem Aleyhisselam'a Kur'an'ı ne hüküm getirmişse o tipten yaşayanlara o ders olacaktır. Çünkü her bir ayeti mutadit manası vardır, her bir mana küllidir, her asırda efradi bulunur. Sırrınca yani masadakları vardır. Dolayısıyla قُلْ يَا يَا الْكَافِرُونَ masadakları da var. O zaman ne yaptı? İnne dine indallahil İslam. Yani Allah nazarında din İslam'dır. Başka din yoktur. Din yoktur. Kafirin suresinde ki o din sizin dininiz, size benimkisi benim. O ilk dönemdi. Sonra ne yaptı onu? Nesedilmiştir. Bu ayette nesedilmiştir. Kur'an'da tam Kur'an'da ayet olduğu halde veya sure olduğu halde nesedilen tam 63 tane ayet vardır. 63 tane. Bir ara ben Risale-i Nur'da da bu cari, bu kanunu uygulamaya çalışmıştım. Fakat yapılan bir ikazla vazgeçtim. Şu zamanda din dese, yani dinler dese sakıncalı mıdır? Aynen, sakıncalı değil. Çünkü din yok. Allah nazarına yine dine indallahil İslam. Allah nazarında din İslam'dır. Başka din yoktur. Şöyle diyebilirsin. İslam tebliğ edecek öğretilere, ne bileyim oluşumlara, din diyemezsin Hristiyanlara. Yahudilere din diyemezsin. Çünkü Allah'ın nazarında din tek tane, tek bir tanedir. Onaylıyorsun din diye. Din diyerek din olduğunu onaylıyorsun. Allah diyor ki din yoktur diyor. Sen diyorsun ki din var diyorsun. Yani Allah öyle diyor Kur'an'da. Allah'ın nazarında din İslam'dır diyor. Başka din yok. E sen din var diyorsun. Allah ile çelişmiyor musun şimdi? Efendim kafirin suresi var. Dedim ya nesedilmiştir. E okumuyorsun ki. Niyetin yok çünkü art niyetlisin. Yani arkadaşlar yani musamaha namı altında taviz verilmez. Mesnevi 125'te anlatıyor değil mi? Kafirlerle sizin aranızdaki dere pek derindir. Doldurup hattı muvasala temin edemezsiniz. Musamaha namı altında onlara benzemek, ya onlara iltihak edersiniz ya düşer boğulursunuz veya onlar bize size gelir sizden olur demiyor. Ya düşer boğulursunuz iki arasındaki veya siz onlara iltihak edersiniz. Söyledim bak orada 125'te anladım. Kafirlere musamaha namı altında teşebbühle yanaşmayınız. Ha?
Aranızdaki dere pek derindir. Doldurup hattımı vasalayı temin edemezsiniz. Ya düşer boğulursunuz veya siz onlara ihtiyaç edersiniz. Yani bunları koyuyoruz ki iyi niyetli olanlar, ha bilmiyordum diyene itiraz edemez. Zaten sözümüz yok. Allah itiraz ediyordu. Bana etse ne olur. Sen musamaha namı altındaki, mesela bir tanesi çıksa şimdi itiraz etse, tamam kardeş, tamam. Sen bildiğin gibi yap. Kesinlikle cevap verme. Cevabım zaten bu Kur'an. Kur'an vermiş. İne dine inde Allah el İslam. Allah dedi. Allah dediğine kanaat etmeyene ne diyeceğim ki ben? Sen de musamaha namı altındaki tuzaktan çık, İslamiyetin ve nurculuğun net olsun ve belli et. Kırmızı çizgilerin olsun. Onlar davalarında taviz vermeyip sana musamaha ile yanaşmıyorlar da sen hayatından ve doğru anlayışından niye taviz vereceksin? Efendim dindar olsun. E sen onun gibi oluyorsun. Sen onun gibi oluyorsun taviz vererek. Nasıl dindar olacak o? Bu zamanda istikameti korumanın şartı, duruşun, çizgilerin netliğiyle mümkün olacaktır. Başka mümkün değildir. Duruşun net olacak. Bak işte bu taviz verenler bak ne hale geldiler. Değil mi? Meğer taviz vermiyorlarmış. Yani o tip denmişler de biz bilmiyormuşuz. Konuyu değiştiriyorum. Allah Kur'an'da benden korkun başka şeylerden değil diyor. Haşa ölüm nedir ki ölümden korkuyorsun? Ölüm Allah'ın fiilidir. Yani korku aklidir, haf kalbidir. Korku çökertir, yıpratır. Haf ise yüceltir, besler seni. Çünkü hafullah'ta lezzet vardır. Ulema demiş. Yani Allah'tan haf etmekte lezzet vardır. Allah'tan korkmakta çöküntü vardır. Yani korku aklidir. E ne demek o? Allah'ın adalet, akıl ya mantık, ilişki ve çelişki hesap ediyor. Merhametsiz düşünen bir akıl. Yani Allah'ın adaletiyle düşünüyor. Onda korku olur. Allah'ı merhametiyle düşünmek kalbidir ve haftır. Yani Allah'ı insanlar gibi düşünmek. Bir yaparsan bir yapar. İkiye verirsen iki yapar böyle. Akli düşünürsen Allah'ı korkarsın. Kalbi düşünürsen Allah'tan haf edersin. Haf inşa eder. Korku çökertir. Mesela kefene girdim. İmansız gidersem toprak böyle sıkar. En masum sahabeyi de sıktı. Kemik şeyine geçti. Yani Peygamber Aleyhisselam haf ve recasını söylüyor. Hep reca diyecek yok ki. Haf ve reca ortası ya. O da var, o da var. Ha. Bu mantığı o da var o da var yapan akıldır. Ama pergelini bir Müslüman, iyi bir Müslüman, pergelini akla koymaz. Akıl hizmetçidir, akıl şeydir, alettir. Kalbe koyar, Allah'tan haf eder, günahlarından korkar. Günahlardan kork, Allah'tan haf et. Korku onun için verilmiş. Korku günahlaradır. Korku günahlaradır, günahlara. Haf Allah'adır. Sen şimdi günahlara olan korkuyu Allah'a yapıyorsun, o zaman çöküyorsun işte. Merhametsiz Allah'ı düşünüyorsun. Adaletli bir Allah. Yani merhamet derken, merhametiyle adalet eşit. Bu işte aklın özelliğidir. Yani akıl mantıkla çözüyor ya güya. Doğruysa doğru, ak ve kara. Ortası yok akla göre. Çünkü akıl bir alettir, verilen malzemelere göre çalışır. Mesela ya, hayat, doğmak aklı olmadığı gibi ölüm de akli değildir. Ölmek de akla uymaz. Çünkü akıl hadiseler ve eşya arasındaki ilişki ve çelişkiyi çözer. Ölüm ise hayatın içerisindeki bir hakikat değil. Hayatı bitiren bir şeydir. O zaman ölüm akıl üstü bir fiildir. Akılla çözemezsiniz, çözülemez. Doğmak akılla mı çözüldü? Yani akıl bir alettir.
malzemeyle çalışır. Verdiğiniz malzemeyle çalışır. Şimdi bak ne anlatacağım. İlk defa duyuyorsunuz. Anne karnındaki çocuğun aklı var, çalışmıyor. Buluğ çağına kadar çocuğun aklı var, şey veya 3 yaşına kadar, 1, 2. Mesela Harun 1 yaşını hatırlıyor musun? Sen hatırlıyor musun? Yok. Niye hatırlamıyorsun? Akıl yok muydu? Malzeme. Vardı. Malzeme yoktu. Malzeme yoktu. Yani akıl çalışması için malzeme lazım. Araba var, benzin yok. Benzin doldurduk, ondan sonra işlemeye başladı cihazda. Peki akıl malzeme yoksa anne karnı hatırlamıyor. Olsa malzeme çalışacak. Onu da anlayacak orada. Karanlıkta olsa da öyle. Adam karanlıkta evde, bodrumda vesaire çalışmıyor mu kafa? Karanlıkta olmak kafayı durdurmak değil ki. Malzeme yok. Ha, aynı bunun gibi. Ölüm ve sonrası aklın malzemesi yok. Peki ne zaman, peki aklı nasıl durduracağız? Ölüm ve sonrasına ait imanı bil, ahiret. Ahirete iman, imana ait malzemen, misal, örneğin, delilin konulursa, yani akla verilirse, akıl gayet rahat eder. Nefes alır. Yoksa korkunç ya, hastaneler bununla kıvranıyor ya. Ölüm korkusundan sancı girmiş, ölüm korkusundan mideye şey girmiş, ölüm korkusundan psikolojisi bozulmuş, o ölüm korkusundan hayatını yaşanmaz hale getirmiş. Öyle değil mi ya? Keşke bunları bir duysalar yani. Korku günah, ki günah için verilmiştir. Haf Allah için verilmiştir. Günahlarımın arkadaşlığından sana sığınırım diyor ya. Ya günahlarımın kötü yüzlerinden, arkadaşlıklarından şey vesaire, değil mi? Sana sığınırım. Günahlardan korkacaksın kardeşim. Allah diyor ki benden haf edin, başka bir şeyden değil. Peki ölüm Allah mıdır? Haşa, Allah'ın dışında bir şeydir. Yani fiilidir. Allah diyor ki benden haf edin. Benim dışındakilerden korkun, uzak durun. Yani günah. Yani günahtan korkun. Eğer tasavvuruna hakim olamazsan en büyük bela insanın kendisi olur. En büyük düşmanı sensin. En büyük kaçkın sensin, kendine kaçıyorsun. En büyük ihanet sen başkası olmakla yapıyorsun. Kendine ihanet yapıyorsun. Sen kendin, sen olmaya çok ihtiyacın var. Başkası olmaya ihtiyacın yok. Mesela adam onu taklit ediyor, bunu taklit ediyor. Kendisini unutmuş. En büyük düşmanımız şeytan. Onlar harici düşmanımız. Batındaki düşmanlarımız düşüncelerimizdir ki o düşüncelerle şeytan giriyor. Vehim ve vesvese, düşünce yol açmasa nereye girecek? Mesela delinin, çocuğun, hayvanın ölüm korkusu var mı? Niye yok? Malzemesi yok. Yok ki, kafa yok. Deli, çocuk, hayvan. Anlat bakayım, 3 yaşındaki çocuğu öleceksin falan. Anlatabilir misin? Ya gitme, öleceksin oraya, üşütürsün falan. Efendim donacaksın bilmem ne. Anlar. Niye anlamaz? Çünkü malzemesi yok. Ha, şeytan nasıl girecek çocuğa? Sığıra nasıl girecek? Yol yok ki. Paldır küldür gülemiyor. O zaman düşünceler diyor üstad, fikir yoldur. Biz kanal açıyoruz adama. Adama biz gel diyorsun. Harici en büyük düşman şeytandır. Dahili en büyük düşmanımız düşüncelerimizdir. O zaman abi şeytan vasatta olmayan akıldır. Evet. Yani malzemeleri kötü. Dimağı vermişsin. Olumsuzluklar televizyonda, nerede haber var onu dinlemişsin. Nerede cinayet var onu dinlemişsin. Olumsuzluk, adamlarla oturup kalkıyorsun. Ya işte duydun mu, işte adam kalp krizi geçirdi. Yapma ya, ne zaman ya, 2-3 günde evde bulunmamış, kokmuş, tamam mı? Falanca da var ya tuvalette, öğretmen tuvalete gitmiş, tuvalete yığılmış, ölmüş, tamam. O şöyle böyle, bu malzemelerle nasıl güzel düşünecek? Ha? Nasıl düşünecek? Yani bu adamlarla oturup kalkıyorsun. Biliyor musun? Fena, kötü, pislik şeylerin tellallı ya. Batı şeyleri diyor, tasvir etmek, iyice anlatmak, safi zihinleri idlal eder demiyor mu ustad? Şimdi ben sana soruyorum. Mehmet duydun mu ya, adamın bir tanesi tuvalete gitmiş, lavaboya gidip tuvalette ölü bulundu. Yapma ya, bizim köyde de bir tanesi de var, arıyoruz. O kadar bizim köyde yaşayan var ki, bir tanesini söylüyorum. Olumsuz nekle arıyorum, oysa müsbet çok.
Bizim köyde yüzlerce insan yaşıyor. Bir tanesi ya evinde ölü bulundu. Bir sürü canlı bulunanlar var. Ha öyle mi ya? Tamam ha şimdi bunu duydum. Bu kadın veya bu adam tek başına yaşayabilir mi evde şimdi? Aa öldü bulunacağım. Kokacağım, korkunca da falan şeyler gelecek, sinekler gelecek. Kimsem yok, kapı açılmayacak bilmem. Allah Allah. Ya bu insanlarla oturup kalkmak yani çok mu zevk alıyorsun bu tiplerle ya? Çek git ya. Negatif adam ya. Bu bana normal gibi ya. Zaten ölecektik yani. Ne bekliyorduk yani? Sana ama şu anda psikoloji dersleri dinle, yani bombardıman. Ya bu dersler olmasa sen? Malzemeyi aldım. Senelerden beri bunları dinliyorsun. 300'ün en azını 100 tanesini dinlemişsin. Duman olurdun, duman. Unutma geçmişini. Kesinlikle. Duman. Nurları bunları bir oralardan çıkartıyorum. Nerede bulacaksın klinik konuşmalarında? Korku günahadır, haf Allah'adır. Nerede bulacaksın böyle bir tespit? Nefis cümleden etme, vazife cümleden ala. Allah istihdam ediyor. Bunu doktorun ihtiyacı var, doktorun. Korkuyorum, tabii ki korkacaksın, korkma deme. Korku, günahından kork diyeceksin. Korkuya hedef ver. Korku yok etmeye çalışma, özelini atma, patlar o. Korku vardır, önleyemezsiniz. Ancak onun şerinden yönünü gösterirsin. Baraj vardır suyunu. Yani patlarsa her zaman bir yıkılır. Korku aklidir. Korku günahadır. Ve korku mantıksal ve matematiksel çözümlerde ortaya çıkandır. Yani bir günah yaptım, kefenlendim, şunları yaptım tamam. Böyle mantıksal ölümleri çözüyor. Yani mezara girdim, gelecekler, sıkacaklar, ki et kemiğe girecek. Allah'ın rahmeti hiç yok mu o işlerin içinde? Allah rahmetsiz düşünmektirden kaynaklanıyor bu. Mevlana'nın dediği gibi, Allahsız diyor korku, ruhu çökertir diyor. Merhametsiz Allah düşün. Allah Allah, böyle Allah düşünebilir misin yani? Mesela neye benzer? Tövbe benzemez ama benzetti. Işıksız güneş. Olur mu? O bir kütle olur. Güneş denmez o zaman. Işığı yoksa. Yani Allah'ın merhameti düşünmeden Allah düşünülür mü ya? Ulan o zaman bunalır ya. Allah olur o zaman. Hasa Cumhuriyet Savcısı ceza keser lan. Gel lan bu tarafa. Tak tak ortada hiç. Ak ve kara grisi yok. Ya kardeşim merhametim gadabım açtı diyor ya. Ya o kadar hoş bir Allah ki ya, acayip bir şey yani. Gidiyor peygamber ruhu, günah o ortamı yokken cennette hata, zelle yapabiliyor. Günah ortamı yok. Peygamber ruhu zelle, hata denmez. Peygamber ruhu Yusuf Aleyhisselam Hatay'dan gemiye çekip gidiyor. Ulan 100 sene anlattım. Vallahi iyi yapıyor ama Allah'tan. Yani Allah'tan izin almadan. Tebliğ etti. Ulan bir kişi itaati yok ya. Adam çekip gitti ya. Gemiye bindi. Allah da onu yakaladık diyor. Ve zenuni zehebe mugadiben fenede fi zulmati ve. Var eyla. Ondan sonra pat diye denize atıyorlar. Balık ötüyor falan. Yunus Aleyhisselam. Yani suçu ne biliyor musun? Allah'tan izin almadı. Peygamberimiz hani icret ederken izin geldi ya. Ya peygamber ruhu ya. Yapabiliyor olabiliyor kardeş. Ama bunu söylettiren şu anda bana bunları, yani kusuruma sebep aramak değil. Yani günahsız ortam olan cennette günahsız peygamber ruhu zelle yapabiliyorsa, günah ortamı olan şu ahir zaman fitnesinde Hasan'ın ruhu düşmez mi günaha? Bu bize şunu veriyor. Ne haldeysen ol iken ümidini Allah'tan kesme, dön aslına. Bende bir şey olmaz deme. Bu şeytanın tuzağıdır. Onun için bu malzemeyi kullanıyorum. Benden bir şey olmaz. Ben tamam ya, ben niye yok ya. Bu kadar büyük nimet, bu kadar nurların içinde büyüdüm falan şey yaptım da. Ya yok canım adam olsaydım. Ya Allah Allah ya. Herkes mi dönüyor mu? Yusuf Aleyhisselam peygamberlik yaptı. Olmadı, bir ayrıldı. Balığa düştü. Tekrar çıkarttı balıktan, tekrar peygamberlik yaptı. Gidiyor, düştü, çıkıyor, devam ediyor. Kardeş düşe kalka gideceğiz ya, başka çaremiz yok ki. Başka Allah mı var ya tövbe estağfurullah? Kime gideceksin? Kimde kime sığınacaksın? Ya Rabbi sana, senin adaletinin şeyinden merhametine sığınıyorum.
Senin kaharından rahmetine sığınıyor. Allah'tan Allah'a yani. Akıl yokken abi günah olur mu? Akıl yokken günah olmaz. Çünkü akıl mesuliyeti yüklenmiş. Arşta abi mesela Hazreti Alem. O zaman lef-i muhafız makamı olan akıl şey yok muydu yani? Akıl var. O cennette akıl var. Akıl yok değil ki. Yok değil. Çünkü akla hitap etti. Yemeğin dedi. Yemeğin kime diyorsun? Akla diyorsun da. Yiyince bazı yerleri açıldı. O zaman ne yediler, ne yaptılarsa neticeye bak. Bazı hayal yerleri açılmış. Ha, demek ki bizim bildiğimiz elma değil ya. Yani. Neticesi bu. Çok tuhaf. Tuhaf. Yani ne güzel din var ya. Harika vallahi. Korku yerine koyuyor, hafı yerine koyuyor, merhameti yerine koyuyor, adaleti yerine koyuyor, insanı yerine koyuyor, cenneti yerine koyuyor. Sen cennete gitmek için gelmedik ki. Ya zaten oradaydık. Niye gelelim? Mantığı yok ki. Cennete gitmek için. Buraya geldik tekrar oraya gideceğiz. Niye gelelim? Üstad ne diyor? Tavsiftir diyor. Cennetten ihracı. Adımın. Yani Resul malımız olan, ruhsal yapımız olan cevher, cevher ruh. Onların işini valandırmak için gelmişiz. Cennetten üstün makamları, rıza-i ilahileri makam. Yoksa cennette olan adam rıza-i ilahi bilemez ki. Cennette rıza-i ilahi olmaz ki. Niye olmaz? Cehennem endişesi yok ki. Cennet ümidi de yok. Adama desen ki cennette. Bak cennettesin Allah'a şükret. Anlamadım. Ne cenneti ya? Güneşte olan adama bir açar mısın şeyi? Bir tanesi canım. Cennette olan adama, güneşte olan adama desen ki Allah'a şükret elektrik kesilmiyor, soğuk değil, donmuyorsun, hava hep sıcak. Güneşte olan adama milyon derecede ne der? Ya ne sıcak kardeşim der. Ya donmuyorsun ya, ne donması ya? Bak sıcaktasın, ne sıcağı. Bak elektrik kesilmiyor, devamlı ışıktasın, karanlıkta değilsin, ne karanlığı, ne işi der. Zıt yok ki. Yani o kadar güzel yapmış ki Allah, ne güzel yapmış. Ya bak uçaklar iniyor, geliyor, kuşlar uçuyor. Adamlar günah yapabiliyor, ne bileyim vuruyor, kırıyor, geliyor, büyüyor, ağaç, meyve koparıyor, yiyor, tuvalete gidiyor. Doğuyorlar, ölüyorlar, o kadar harika bir şey ya, nasıl yapmış, hayret yani. Nereden hatırına gelmiş ya, tövbe ya, Allah acayip bir şey. O kadar keyif veriyor ki. Ölüyorsun, diriliyorsun, o da acayip bir şey, onu da tatmak lazım. Adam böyle adrenalin yükselsin diye olmayacak şeyler yapıyor ya. Binaya tutuna tutuna çıkıyor duvardan ya. Acayip bir şey. İnsan merak ediyor adam. Bir tane bir diyor yapmadım ve merak ettiğim tek bir şey kaldı. O da ölüm diyor. Öldü yani adam. Gitti merak ediyor. Bakayım nasıl olacak diye intihar etti. Merak ettiği için ya. Ya böyle bir tuhaf mahlukatı var Allah'ın ya. Vuruyor, kırıyor, günah işliyor, sebap işliyor. O alıyor, o ona veriyor. O elinden alıyor, ötekisi ekmek veriyor. Manzaraya bak hele. Birisi geliyor zalim. Mazlumun elinden ekmeği alıyor. Ötekisi ona acıyor. Kendi ekmeğini ona veriyor. Acayip bir tiyatro. Şu anda hepsi oluyor. Hepsi ya. Doğum, ölüm, şu anda var ya. Yani. Şu anda oluyor. Yani o kadar acayip bir şey ki ya. Şimdi yürüyordum, başıma geleni biliyor musunuz? Yürüyordum, ağaçtan, yürüyorum hep bak. Ağaçtan altına oturuyorlar bence. Ondan sonra, şimdi gidiyorum ama gördüm böyle. 3 yaşında bir çocuk. Elinde ekmek vardı. Kediler de kenarlarında istiyor falan şey yapmıyor, ona gidiyor. Derken orada bir çiçek gördüm, uzaktan bakıyorum. Gitti ekmeğini koydu, çiçeğe gitti. Bu koyunca hemen geldi, kedi kaptı gitti. Aa geldi çocuk, başladı ağlamaya, ekmeği yok. Ekmeği gitmiş, içine biliyorum. Annesi geliyor, bilmem ne yapıyor. O kadar hoşuma gidiyor ki manzara, acayip bir film yani film. Allah Allah, o geliyor, oraya geliyor, orada gidiyor, onunla çakıyor, çekip gidiyor, o çiçek. Allah onu çiçekle meşgul ediyor, çiçeği alırken ekmeğini bırakıyor, ekmeğini kedi kapıyor, ona gidiyor, annesi geliyor, oğlum falan diyor. Ondan sonra gidiyor bufeden bir daha alıyor, bilmem ne yapıyor. Yani o kadar harika ki adam düşüyor, kırıyor, ölüyor, işkence yapılıyor, bilmem. Bunlar da çok acayip şey, güzel şeyler. Ne diyorsun ya? Hepsi acayip. Yani o kadar hayatı hareketlendiriyor ki, donukluktan çıkarıyor ya, vuruyor, bağırıyor, çağırıyor, küfür ediyor. Ötekisi merhamet ediyor, fedakarlık yapıyor, yemiyor, yediriyor vesaire. Ya bu ne biçim tuhaf bir alem ya. O kadar harika ki istesen de böyle bir şey yapamazsın. Bana çoğu insan diyecek şimdi manyağı verir zaten. Ya, delilere gidiyorum Bakırköy'e. Ne yapıyorlar biliyor musun bana? Ondan sonra
sigara alıyorum. Sigara eskide cahillik yapmıştım. Bir dön ver diyor. Ben de sigarayı paketi açtım. Açarken gördü hepsini. İstersem vermem. Abim veriyordu diyor. Abisi hep veriyormuş. Ver. Neyse hepsini vermek zorunda kaldım. Dev gibi adam. Neyse. Öğrendim artık. Meğer sigarayı göstermiyorsun, üstünü açıyorsun. İstediği zaman böyle görmeyecek. Tak bir tane çıkaracaksın. Ondan sonra o kadar kişiler var Mehmet. Onların içinde bazıları o kadar dışarıdan gelen insanlar içinde bana saldırıyorlar. Tahmin et niye saldırıyorlar? Çünkü onda birisi var benim zıttım. Ha? O yapmıyor. Ha bu adam deli değil. Cinler bloke etmiş. Herkese saldırmıyor da bana niye saldırıyor? Çünkü ne yapıyorum biliyor musun? Ben de durmuyorum ki. Eşeliyorum şimdi. Pisliği de karıştırma ben sana. Bak şimdi. Şimdi serbest bırakmışlar ya hastanede. Dolaşıyorlar. Şimdi dedim ki bayağı bu lokalde var. İçiyorlar. Sigara içiyorlar. Ne yapıyor? Dedim dur bakayım. Hangisi hangi tipten? Hakikaten biyolojik mi? Cinli hastan. Bak şimdi ben bir eşeliyim. Ondan sonra. Ama şeye de hazır. Kapıya da hazır yani. Saldırdıkları zaman kaçacağım yerde benim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu sessiz ama Allahu la ilahe illa hu el hayyul kayyum. La ta'khuzuhu sinatun ve la nawm. Yapıyor. Nefes baktım. Nefesler burundan derin derin alınmaya başladı. Bir de hurufumu kata elif lam mim. Ses yapmıyorum da şöyle. O bardağı bıraktı. Nasıl saldırdı? Bufeye zor girdi. Ha, bu o tipten işte. Çok tuhaf hale. Hoşuma gidiyor. Öyle olması, böyle olması. Seçime iniyorlar, giriyorlar, seçim yapıyorlar, düşüyorlar. Başbakan oluyor, olmuyor. Kafir geliyor, istila ediyor, bilmem ne yapıyor. Ondan sonra hepsi bitti. Yani kirbitte çak, buradaki hadiseler, şekiller hepsi gitti. Allah Allah. Kağıt zannediyorduk, meğer ne olmuş? Ne bileyim ya. Acayip. Bu dünya çok güzelmiş ya. Tasavvuruna hakim olamasan en büyük bela insanın kendisi olur. O zaman da kendisi kendisinden kaçar. Kendi olmaktan kaçar. Niye insan kendisinden kaçar? Niye düşünmekten kaçar? Çünkü günahlarını, kötü hallerini. Günah hallerinden hariç olumsuz bilgiler dimağında çok. Abi hayallerim, düşüncelerim hemen çöküyor. Sen bir şey anlatıyorsun. 10 dakika sonra kayboluyor düşüncem. Veya en fazla konuştuğum bir ders dinliyorum. Bir gün gidiyor. Bak. Bir müteahhitin yaptığı bina ne zaman çöker? Malzemeden çalarsa çöker değil mi? Malzemeden çalmasa çöker mi? Çökmez. Sen de doğru düşünce ve doğru hayallerinden, malzemesinden çalarsan hayallerin ve düşüncelerin çabuk çöker. Hemen ikide bir fikir değiştiriyorsan doğru malzemen az demektir. Verdiğin karardan hemen çöküyorsan, hemen değiştiriyorsan doğru karar malzemelerin yok demektir. Anladın mı? Yani adamın binası niye çöküyor? Malzemeden çalmış. Sen de hayallerinden, doğru hayallerinden, doğru düşüncelerinden çalarsan hayallerin ve düşüncelerin çabuk çöker. Akıl jeneratör gibi elektrik üretir. 5 duygu vasıtasıyla dışarıdan gelen malzemeleri enerjiye dönüştüren bir alettir akıl. Gözden, kulaktan, burundan, dilden ve elden. Ne giriyorsa malzeme giriyor. Akıl onu enerjiye dönüştürüyor. Filmi kapatsam bile kafa çalışıyor. Jeneratöre benzer akıl. Akıl bir alettir arkadaşlar. Malzemeyle çalışır. Kendimi kötü hissediyorum. İçine kötü malzeme koymuşsun. Değirmen insanı var ya bizim. Sabit taş, oynak taş. Bir şey koyma bakalım içerisine. Gar 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 gar. Taş taşı yer. İçine mısır at. Hem un olur. Hem un olur. Hem nişasta olur. Hem büyük parçaları diyorlar, o bulgur gibi olur. Hem taş taşı yemez. Ne demek bu? Bir tanesi hayal,
Bir tanesi düşünceler. Hayat Sabittaş. Bir sürü şeylerimiz var. Üstünde hele bu da oynuyorsa, bu da oynuyorsa yapamıyorum bile bakın. Birbir üstüne. Şimdi sen bu diman kafanın tahayyül bir taş, tasavvur bir taş, taakkul, tasdik, izan, iltizam, itikad. 7 tane taş var. Bir tanesi böyle dönüyor, bir tanesi şöyle dönüyor. Bak 2. Bir tanesi de şöyle dönüyor. Bak şöyle dönüyor, şöyle. Yani birbir üstüne böyle değil. Bu böyle, bir tanesi de böyle dönüyor. Bir tanesi de böyle dönüyor. Bir tanesi böyle çapraz dönüyor. 7 tane taş birbirlerine bir şekilde böyle tuhaf tuhaf dönüşler var. Hayal. Hiçbirisine de tane koymadım. Hepsi de dönüyor. Taş ne olur? Bak şu kadar bir taş olsa şu olur. Ötekisi de eklense o da boş. Kaç tane? 7 tane farklı ses. Çıldırmaz mısın ya? Tıpta 7 tane temelde psikoloji hastalık var. Dimağın 7 mertebesine mısır atmıyorsun. Yani taştan maksat yapı, tahayyül. İkinci taş, tasavvur, tasdik, izan, iltizam var. Peki mısır da nedir? Doğru bilgi. Bilgi atarsan değirmen kendisini yemez. Hem ses getirmez, hem de un olur. Doğru bilgi atacaksın. Kitap okuyacaksın, risale okuyacaksın, Kur'an okuyacaksın. Olumsuz insanlardan, olumsuz yerlerden Allah için hemen uzaklaşacaksın. Oturdun oraya, lan tamamen boş. Değil mi? Abi yatamadım diyor gece. Niye yatamadın? Kafam acayip acayip şeyler geliyor diyor. Peki dedim, son bir haftada yani ne geliyor? Bizim diyor, amcaoğlu şeyde evde yalnız ölü bulundu. Ondan sonra yatamıyorum. Tabii ki yatamaz. Ondan sonra nasıl, o mezar cenaze evinde nasıl bulundu da, niye oldu da, kim yoktu da, hanımın cehli de. Hep olumsuzlukların yanında oturuyorsun. O bir tanesi de çıkıp dese ki arkadaş, yani sebepler tükendiği için ölmez insan demiyor. Vazifesi bittiği için sebepler tükendi dese bu adam yukarıya çıkacak ha. Yani kalp krizi vurduğu için ölmedi. Vazifesi bittiği için kalp krizi oldu. Doğru bu. Çünkü Allah'tan başka kimse kimseyi öldüremez. Yuhi ve yumit odur. Kanser öldüremez, trafik kazası öldüremez. Sebepler bittiği için ölmüyor insan. Öleceği için sebepler bitiyor. Ona isim olmuş, unvan olmuş. Yuhi ve yumit odur. Akli değil bu işler. Sana sorularak gelmedin, sana sorularak gitmeyeceksin. Ne yapar? Ne yaparsa yapsın. Şu anda benim almaz mı? Şu anda durmaz mı kalp? Şu anda onun elinde değil mi? Şu an konuşurken. Dur, tabii hiç karışma. Acaba durur. Bana ne ya? Benim işim değil ki ya. Benim işim olmayan bir şeye karışmanın bedeli işte sıkıntıdır. Kendi işini yap. Ben şimdi bunları okuyorum kardeş. Biraz sonra da namaz kılacağız o kadar. Bir de yemek yiyeceğiz. Abdestimi de alacağım vesaire. Kur'an'ımı da okuyacağım, Risale'yi de okuyacağım, dersimi de çalışacağım. Ne yapar kalp? Benim işim değil. Beyin ne yapar? Benim işim değil kardeşim. O Allah'ın işini. Allah'ın işine kafa verirsen kafa gider. Demek ki akıl jeneratör gibi elektrik üretir, 5 duygu vasıtasıyla dışarıdan gelen malzemeleri enerjiye dönüştürür. Bu enerjinin adı da histir. Buldunuz mu bak şimdi? Akıl bir jeneratördür. Açayım da görün. Akıl bir jeneratördür. 7 tane içinde taş var, çalışıyor böyle vurur vurur. Bilgi, Kur'an okumak, Risale okumak, güzel insanlarla olmak, iyi yerde olmak, malzeme. Ha, akıl jeneratördür. 5 duygu, göz, kulak, burun, dil, el vasıtasıyla içeriye malzeme giriyor. O malzemeyi öğütmekten un yerine ne çıkıyormuş? His. Filmler, diziler hislere hitap ettiği için canlı olup bir şeyi düşünemiyorsun. Bu hislere dizi yerine cazip bir şey verebilirsen aynı neticeyi alırsın. Diziler, filmler hisse hitap ediyor, akla hitap etmiyor. Akla düşünürsen mantıksız. Niye? Adam oynuyorlar. Hepsi senaryo olduğunu, gerçek olmadığını, sanal olduğunu düşün. İnsanlar gelmiş, oturmuş, şey yapmışlar. İstisnalar hariç. Ya senaristler yazmış. O da oynuyor. Çok iyi biliyoruz ki doğru değil ya.
Hayat, baş odaki ne mermi yerse yesin ölmeyecek yani. Mantık mı? Bir baş odaki adam iki tane silahla 20 kişi öldürüyor. Böyle bir şey olmuş mu yani? Olabilir. Ha, biliyoruz ki değil. Ha niçin böyle insana cazip geliyor? Filmler, diziler hislere hitap ediyor, akla hitap etmiyor. İnsanların hayal gücünü çok geliştiriyor. İnsanların hayal kabiliyeti çok artınca sokakta yürürken bile hayal kurarak yaşıyorlar. Metroya biniyor, hayal kurmadan yaşayamaz, gidemez. 20 dakika nasıl gitsin? 20 dakika kendisiyle oturamıyor. 20 dakika kendisiyle konuşamıyor. 20 dakika kendisiyle sohbet edemiyor. 20 dakika kendisi olmaya tahammülü yok. Hayal ederek metroda duruyor. Evet sayın seyirciler, evet sayın şeyler, yolcularımız Maltepe'ye geldik. Ha öyle mi? Ha oh be. Bu bizi meşgul etti, bu olduk. Bu da olmasa yaşayamazdık. Bu da olmasa nasıl yaşıyorlar? Hayal. Görüyoruz mu hatırlatınca? Adam kendi kendine. Kendisi olmaktan tahammül yok. Kendisini dinlemekten tahammül yok. Sebebi dizileri çok seyrede de insanların his kabiliyetini çok geliştirmiş. Hayal kabiliyeti çok geliştirdiği için hep hayalde yaşıyorlar. Hayalde yaşayanın özelliği ne olur? Asabi olur. Çünkü o dünyada, kurguladığı dünyada ve gerçek dünya arasındaki ne kadar fark varsa o kadar insan gergin olur. Yani o yaşadığı dünyada mesela gel buraya mesela örnek, hep örnek veririm onu. Kız odada televizyon seyrediyor, dizi seyrediyor. Veya televizyon seyrediyor, işte bir internet. Hayali gelişiyor. O hayali, o diziyi seyredebilmesi için o aktörün içinde kendisini koyması lazım. Baş aktörle kendisi kurguluyor, vay be kral oluyor, mafya lideri oluyor, prenses oluyor hanımefendi. Böyle güzel bir demlenmiş, dem, çay dem atmış. Biraz da annesi sesleniyor. Kızım, bulaşıkları yıkasana kızım. Ama ne ya şimdi mi Allah Allah falan. Sonra anne diyor ki çocuk kızım çok agresif, agresif değil kardeş. Kurguladığı sanal dünya ile bulaşık arasında ki mesafe kadar sana tepki verecek. Niye? Kraliçeydi, uşakları vardı, arabaları vardı, aççıları vardı. Yani kraliçe gel, kraliçeye gel bulaşıkları yıka. İyi ki kapanak geçirmiyor sandalyeyi. Çünkü o ama hayal, hayal değil. Neyi düşünüyorsanız, neyi hayal ediyorsanız olsunuz. Kız oydu, kraliçeydi, uşakları vardı, soğanlarını kesiyorlardı, bulaşıkçısı vardı, şey vardı. Anne diyor ki gel bulaşıkları yıka. Haydar buradan gel kop da buna in. Delikanlı da öyle. Oğlum. Oğlum bakkala gitsene. Oo biraz önce mafyaydı ya. Film seyretti ya mafyanın içine girdi. Çünkü filmin içine giremezsen zevk vermez. Mafya herkes uçaklar falan abi falan çıkıyorlardı sana. Kurguladılar falan. Bir bakıyorsun veya kralsın. Anne diyor ki şey bakkala gitsene limon getir. Aman anne ya. Ben, Allah Allah. Abi. Benim oğlan çok agresif. Ya. Susmayı becerebilmek ilim ile olur. Konuşmak ise hayvanet mertebesinin iktizasıyladır. Yani konuşmak deliler de yapar ama susmayı akıllılar becerir. Susabilmek akli iştir. Eğer korku sana ümitsizlik veriyorsa bu korkudur. Eğer korku çocuğun annesinden yediği tokattan sonra yine annesine sığınıyorsa bunun adı haftır. Eğer korku seni Allah'tan yıldırıp Allah'tan ümidini kestiriyorsa, günahlara itiyorsa korkudur. Eğer korku günahlardan uzaklaştırıyor, Allah'a götürüyor, çeki düzen veriyorsa o korku değil, haftır. Bu daha bize korku mu, haf mı olduğunu anlamak için güzel bir örnek. Güzel bir örnek. Sen günahtan uzaklaşıyorsun mesela. Abi ya korkmayacak mıyız?
Yani korkuyorum gene televizyon karşısında. Korkusun, evet bu korkudur. Ama korkan korktuğu yerden kaçar. Yani haf. Şimdi eğer o bu korku seni günahlardan uzaklaştırıyor, Allah'a götürüyorsa korku değildir bu. Kalbidir, müjdeler olsun sana, haftır. Çünkü neticesi Allah'a götürüyor. Mesela bir yaşındaki çocuğa sorulsa, en tatlı hali nedir? Şefkati validemden yediğim tokattan sonra tekrar sinesine sığınmamdır. Bu cinsten seni Allah'a götürüyorsa, mahcup ettiği halde vicdanen sevgiye vesile oluyorsa, yani Allah'a mahcup ediyorsun ya böyle, günah işliyorsun. Ama bunu yaptıktan sonra tövbe estağfurullah deyip hemen abdest alıp, hani Allah Resulü demiş her günahtan, eğer günahtan sonra hemen bir iyilik yapın. İyiliklerin en güzeli de iki rekat namaz kılmaktır. En güzeli, şeytan mesela tövbe ettirmez. Ümitsizliği yaşıyorlar, der ki sen zaten kabiliyetin yoktur. Eğer tövbeden sonra istiğfar ediyorsan ve Allah Resulü'nün tabiriyle her günahtan sonra, yani kötülükten sonra bir iyilik, yani iyiliklerin başı da iki rekat namazı kılıyorsan, yani o haftır. Eğer seyrettin o pisliği, cehennemi hatırladın, ya cehennem daha işte Allah, Allah bir şeyler yapar. Allah bir şeyler yapar diyorsan, o korkudur. Adım atmıyorsun. Ümitsizliğe yol vermiyorsa, buna haf denilir. Haf, kalbidir. Korku aklidir. Veya vicdanidir. Vicdandaki his olabilir. Vicdandakine hissi haf denilir. Kaç dakika oldu? 50 dakika. Okuyalım bir tane daha yoksa? 50 dakika oldu. Yeter herhalde. Ne diyorsunuz? Siz söyleyin. Şuradan bir tane de okuyayım o zaman. Gençliğinde ilim elde etmeyenler yaşlılıklarında çekilmez olurlar. Ve kemalatları pek olmaz ve geçimsiz, asabi, anlayışsız olurlar. İhtiyarlar. Gençliğinde ilim elde etmemiş ihtiyarlar. Bunlar yaşlılıklarında çekilmez olurlar. Kemalatları pek olmaz. Geçimsiz olurlar, asabi olurlar, anlayışsız olurlar. Ben merkezli yaşarlar. Bunlar kısa sadece İslam ilim mi abi yoksa? He? Bu ilimden kısa sadece İslam ilim yoksa genel? Ahlak. Bu iyi yani. Fizik, matematik değil. Yani iman da değil, yani sadece İslamiyet değil de ahlak da. Ahlak, yani İslamiyet ahlak. Yani fen ilimleri aklı talim eder. Din ilimleri aklı ihya eder. Şey, kalbi. Yani aklı talim, kalbi terbiye edilmesi lazım, ilim. Sabretmeyi, tahammül ve acı çekmeyi öğreneceksin. Üç tane şey. Sabretmeyi, acı çekmeyi ve tahammül etmeyi öğreneceksin. Kaderin terbiyesine razı olmayan hayatın sillesini yemeye hak eder. Kader terbiye eder. Hayat silleyi vurur. Hayat sana rağmen işliyor, unutma. Kaybettiklerinin kaybından farkında olmamak, kaybettiğinden daha büyük bir zarardır. Kaybettiğin bir şeyi, kaybettiğini farkında değilsin. Kaybettiğinden daha beterdir fark etmemek. Kaybettiğini farkındaysan, o kayıp değildir. O artık bir malzemedir. Yani böyle olmayacağını öğrenmektir. O da bir kazanımdır. Köpekler yok olmaz. Sen onlarla mücadeleyi öğreneceksin, dertler bitmez demektir. Dertlerle nasıl mücadele edeceğini öğreneceksin. Dert bitmez, köpek de bitmez. Hayatta zorluklar çile değil, engellerdir ki seni olgunlaştıran zemindir. Elindeki sende var olanın kıymeti ve cinsi nispetinde hücumun şiddetine uğraman, elindekilerin sende mevcut olduğuna delildir. Yani birileri mesela hücum ediyor sana. Niye hücum ediyor? Demek ki sende bir şey var. Hücum etmesi gösteriyor ki senin elinde kıymetli şeyler var. Elindeki ne kadar kıymetliyse ki, imanın düşmanı imansızlıktır. Nimet ne kadar kıymetliyse, düşmanın o kadar amansız ve çetin olur.
O zaman sert hücumlara maruz kalma nispetinde kalman nimetin farkındalığı için harici sana bir kamçıdır. Elindeki nimete sana hatırlatmak içindir. Sen elindekinin farkında değilsin, düşman ise işin farkında. Unutma, Allah'ın Celle Celaluhu düşmanı senin düşmanın olmuş iman sayesinde. Ama Allah da dostun olmuş iman sayesinde. İman sayesinde Allah'ın düşmanı senin düşmanın olmuş. Ama buna mukabil Allah da senin dostun olmuş. Yani hücuma uğruyorsan sende hala ümit var demektir. Hala elinde kıymetli cevher vardır. Köpek sana saldırıyor. Elindekini al. Alsa daha seninle uğraşmaz. Al bitti. Hücum ediyorsa daha alamadı demektir senden. Şeytan insandan ümidini kesmemiş. Allah hiç senden ümidini keser mi? Ey insan, kendinden ümidini kesen insan. Şeytan bile senden ümidini kesmemiş. Allah senden hiç ümidini keser mi? Allah seni bekliyor doğru yolda. Sel her şeyi götürürken bir saman çöpü bir ağacın kovuğuna gir, kenardaki göle sığarsa onu götüremez. Mesela çöpü götürür deniz. Muhammedi'de geçiyor bu misal. Muhammedi'de geçiyor. İmam-ı Rabbani Hazretleri de kullanıyor bunu. Nehir çöpü götürüyor samanı diyor. Bu direnemez gider diyor. Bir şartla diyor. Ya bir kuytu olur orada veya bir ağaç ağaca denk gelir. Kuytuğuna var ya kuytu böyle. Onun içine girerse o çöp gidemez. Sen de sığınırsa götüremez. İnsan da böyle bir cemaate sığınmalı ya da ehl-i sünnet cemaatini ölçü yapmalıdır. Bir gün dertlerimden dolayı ağlıyordum. Demek ki bayağı çakmış bana. Son duygulu şeylim olsun. Bir de okuyayım. Bir gün dertlerimden dolayı ağlıyordum. Sonra kalbime geldi ki, demek ne kadar sıkıntı çıkmış. Yani mani değil. Demek ağlamışım yani. Ne olduğunu hatırlarım. Ama gerek yok size. Sonra kalbime geldi ki, ya senin ağlayacak gözlerin var. Ya ağlayacak gözleri olmayanları hiç düşündün mü? Ağladığına göre ağlayabiliyorsun. Ağlayabiliyorsan gözlerin var demektir. Ya gözleri olmayanlar? Dertlerin var diye üzülüyorsun. Oysa hiç yaratılmayanları düşündün mü? Onların hiç dertleri yok. Taşın derdi yoktur. Dertlerin var diye üzülüyorsun. Ama dertleri hiç olmayan taşlar ve yaratılmayanlar var. Hiç düşündün mü? Farkında varsın ki dertlerin de var. Var olmasaydın dertlerin de olmayacaktı. Ölümden korkuyorsun. Demek yaşadığının farkındasın. Demek hayatın bilinci var sende. Ölüm korkusu seni hayata bağlı. Hayatı fark ettiriyor. Ölüm korkusunu kaldırın, yaşadığının farkında bile olmazsın. Çocuklar deliler gibi. Senin kalbin o kadar katı olmuş ki ağlamak bile seni zor yumuşatıyor. Ağlıyorum diye ağlamaktan şikayet ediyoruz. İbrahim Hakkı Hazretleri diyor ki sihatın alametleri 5'tir. Ağlayıp gülebilmek. İştahlı yiyip tuvalete gidebilmek, yürüyüp terleyebilmek, sevip nefret edebilmek, yürümek, oturup kalkabilmek, uyumak, uyanabilmek. Elhamdülillah. Hepsi var değil mi? Var. Ah, tamam çok güzel. Size bir tane şeyi anlatayım ben bir şey mi? Bitti de. Ha, son cümle okuyayım. Şuur ziyasıyla yaldızlıyor seni. Cümle. Şimdi ben şu herkese diyorum ya, iki tane doktor meşguliyet, doktor teslimiyet. Kardeşler, Allah Eyüp Aleyhisselam'ı hastalığından dolayı deprem yayıp diyor Kur'an'da.
Yediğimiz gıdalar çoğu sorma olur. 4 ay dışarıda koyun, satın aldığınız yoğurt bozulmaz. Üstü bu kadar kalın olur. 4 ay sonra yine yersiniz. Evde mayaladığınız yoğurt 2 gün sonra dışarıda yenmez, ekşir. Tamamen suni. Katı yağlar var ya nebati işte, sanadır, margarinler. Koyun camın oraya, koy ya. Sinek konmaz. Çünkü gıda özelliği yok. Bozulmaz. Plastik PVC'nin bir bağ eksik kimyada. Onunla plastik oluyor şu PVC'ler. Size bir şey anlatacağım. Piyasadaki belediye ekmeğini bilmiyorum. Piyasada ekmeklerdeki tuz değil, içine sodyum klor mu bir şey koyuyorlar. Tuzun sodyum klor mu diyorlar. Yani kimyasal. O sıvıyı katıyorlar, tuz değil. Ne anlatacağım size? Başıma geleni anlatacağım. Yediğimiz gıdalar vasıtasıyla, tuz var ya tuz. O tuz değil, sıvısını katıyorlar. Bizim o bildiğimiz o kaya tuzları kullanmıyorlar. Onlar zarar vermiyor. Onun şu özelliği var. Siyattan açıldı ya. Yediğiniz zaman yenilen gıdalar harcanmasına müsaade etmiyor ve vücuda tutuyor. Çözülmesine, parçalanmasına müsaade etmiyor. Ben diyorum ya böyle yürüyün. Yürümeniz lazım. Yediğimiz gıdalardan düşünce, kitap okumak, efendim namaz kılma, oruç tutma vesaire hareket harcadın. Harcanmayan miktar ne oluyor? Sıkıntıya dönüşüyor. Harcanmayan gıda sıkıntıya dönüşüyor. Bir kısmı sıkıntı, bir kısmı öyle olmuyor. Göbek. Hani var zaten. Lap diye düşüyor. Niye? Harcanmıyor. Harcadın. Harcamadın ne olacak? Ben şimdi yürüyorum. Belediyenin şeyinde yürüyorum. Bak başıma geleni anlatayım. Yürüdüm. İlk 3 günde 10 tur. 500 metre, 5 kilometre. Evet. Affedersiniz ya, gömlek ve şalvarım. Terden su oldu, tamam mı? Terden su oldu. Gittim, astım şalvarı. Şalvarın rengi nasıl biliyor musunuz? Sanki Antalya'daki o kireç şeyleri var ya, o ne diyorlar ona? Kireç şeyleri, böyle vadileri var, su atmış da kireç olmuş. Şelaleler yani. Kireç. He? Yani kireç var ya, kireç böyle, su akıyor da kireçlenmiş. Yani çaydanlıklarında kireç. Şalvarımın üst tarafı yukarıda. Üst tarafı tamamen, üst tarafı bembeyaz olmuş. Tuz. Tuzu delikleri açmış, vücuttan menfezleri açmış. Tamam, Allah Allah. Ben tuzları atıyordum. Tamam. İkinci gün azaldı. Aynı 5 kilometre koşuyorum. Ve 2 günden beri hiç daha terden su oluyorum, bir tane tuz olmuyor. Çünkü anlatacağım şuydu, bu kadar uzun. O menfezler kapalı, o tuzu attı, o kalanları attıktan sonra nefes aldı. Ondan sonraki şeyler, o katık maddeler daha kalmadı. Attı. Ondan sonra daha şimdi ter geliyor. Tuz da var ama onun kadar katı bir içinde şey yok. Yani yürüyeceksin kardeşim, hareket edeceksin kardeşim. Müsbet insanlarla oturup kalkacaksın. Artık ne bileyim, bir saat konuştuk. Sana 1-2 tane cümlesini alırsan hepsi sana rehber olur. Ama bunu tekrar etmesen, ben bunu anladım deyip de not almasan, evdekiler öyle diyor, kadınlara vesaire, iş yerinde psikolojisi bozuk. Ya ders dinledim, rahatladım, sana 1 gün gider bu. 2. gün gitmez bu. İmani mesele değil çünkü. Bu bilgidir. Ne yapacağız? Senin bu bir derste, 1 saatlik derste hoşuna giden cümle neydi? Hemen dur yaz. En çok gördüğün mutfağa dolabına yapıştır. Yatak odana bir şey yapıştır. Salona yapıştır. Senin ilgini çeken ilahi cümle değil. Seni buradan anladığın, sana yaptığı tesir bir cümle. Kaç gün tut? 3 gün. Kaldır onu. 3 gün sonra başka bir cümle koy. Mutlaka evinde, mutfakta, salonda, yatak odanda birer tane vecize olsun. Mesela ustadın vecizesini koy. Güzel gören, güzel düşünür. Güzel düşünen, hayatından lezzet alır. Veya 27. sayfa sözlerden söyleyeyim. Akıl bir alettir. Hemen tabii bu dersleri hatırlarsın. Korku aklidir, haf kalbidir. Korku günahadır, haf Allah'adır. Yaz.
Allah'ın merhametsiz Allah'ı düşünürsen, adaletli Allah'ı düşünürsen korkarsın. Merhametli Allah'ı düşünürsen ömür, yani kefenlendim, kabire giriyorum, ecelini merhametli Allah'la düşünürsen seni Allah'a götürür. Korku mudur, haf mıdır nasıl anlarsın? Korktuğun şey Allah'a götürüyorsa haftır, korktuğun şey daha beter batırıyorsa korkudur. Ya yaz işte bunları. وَاَخِرْ دَوَاهُمْ اَنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ الْفَاتِحَةِ